Telgrafınızı aldım ama bu kadar çabuk beklemiyordum. Hanım, hanım! Saliha yengemler geldiler. Bu ne hal böyle yenge? Vallahi hiç yakıştıramadım sana. Ayol biz eski toprağız. Toparlan biraz, toparlan da çocukları üzmeyelim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldin yenge. Vah yengeciğim, vah vah. Gel canım, gel. Aman yavaş. Gel. Ayşe bana yardım et, yengemi içeri alalım. Ha? Yavaş, yavaş. Ha? Yavaş. Dikkat. Dikkatli ol. Tamam canım, tamam. Bir aya yakındır yürüyemiyor Hasan amca. Allah kısmet ederse yarın sabah ilk işimiz hastaneye gitmek olacak. Vah ye. Doktor Sabih Bey'i arıyoruz. Görüşmemiz mümkün mü? Sabih Bey'in Erzurum'a tayini çıktı geçen ay. Bize yardımcı olabilir misiniz acaba? Elbette, görevim bu. Hastamızı muayene için önce içeri alalım. Nefes al. Hastanız ne zamandan beri bu durumda? 6 aydır rahatsız. 1 aydır da yürüyemiyor. Ya, ne iş yaparsınız? Saz çalar, şarkı söylerim efendim. İzmit'te içkili bir yerde çalışmaktayım birkaç senedir. Sıkılacak ne var bunda? Otur. Keşke herkes saz çalıp şarkı söyleyebilse. Önce gereken tahlilleri yaptıracağım. Madem ki Sabih'i tanıyorsunuz, mesele yok. Sevdiğim bir asistanımdı benim. Hemşire hanım. Buyurun efendim. Hastamızın raporunu inceletin ve bana getirin. Gerçi hastanın durumu ortada ama yine de tam bir sonuç istiyorum. Tahliller tamam, şimdi de röntgen neticelerini alalım. Sağ olun hemşire hanım. Ümitsiz hasta bir annenin çocuklarıyla değil de tıbba saygı duyan, aklı başında iki kardeşle konuştuğuma inanarak başlamak istiyorum söze. Ne yazık ki geç kalmışsınız. İlim olarak yapacak pek bir şeyimiz yok ama Tanrı'ya inanan kişiler olarak yapacaklarımız bitmedi henüz. Biraz daha yaşamasını sağlamak elimizde. Biraz daha yaşamasını sağlamak mı? Hiç mi ümit yok? Hiç mi ümit yok? Tıbben yok ama Tanrı'dan ümit kesilmez. Bir zaman için burada kalmasını sağlayalım. Belki bir ameliyat gerekir. Sonra da titiz bir tedavi. Kurtulur mu o zaman? Dedim ya, o zamana bağlı. Allah razı olsun sizden. Allah biraz bizden, biraz da paradan razı olacak. Devlet belli bir ölçüde yardımcı olabiliyor vatandaşlara. Ama ben bütün imkanlarımı kullanıp 750 bin liraya çözümleyeceğim bu sorunu. ...750 bin. ...750 bin lira. Ne olmuş yani? Sizi gören de kıyamet koptu sanacak. Biz yanlış anlattık galiba Hasan amca. Doktorun istediği 750 lira değil, 750 bin lira. Evet, 750 bin lira dedi. Ne olmuş yani? Anladık. Allah kerim efendim, Allah büyük. Allah büyük. Gene anlatamadım galiba Hasan amca. Bizim 100 bin liramız bile yok. Yahu anladık. Sen beni hakikaten sağır mı sandın yoksa ha? Estağfurullah amca. Allah bilir siz ağzınıza bir lokma ekmek de koymadınız bugün ha? Doğru. Vallahi öyle Hasan amca. Koşuşturmaktan aklımıza bile gelmedi yemek yemek. Hadi bakayım benim güzel kızım Ayşe. Sen şimdi yengenle beraber mutfağa gidin. Bize bir şeyler doğru hazırlayın, hep beraber hadi yiyelim. Gel hadi. Ellerinize sağlık. Sofra dediğiniz böyle olur işte. Hanım, şu sazı da veriver bakalım hele. Hadi. Vereyim.
Ben size gün doğmadan neler doğar dememiş miydim? İşte benim altın kalpli kızım doğdu odamıza. İyilik güneşim doğdu. Misafirlerimizin olduğunu bilmiyordum. O iki tarafta yabancı değil. Bunlar benim akrabalarım. Bu canım kızım Ayşe. Bu da biricik oğlum Müslüm. Yeğenlerim. Bu da benim canım kızım. Canımdan öte, kızımdan öte bir evlat. Müslüm de senin meslektaşın sayılır. Bence sesi çok güzel. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Arabesk okuyan pek çok ünlüden daha duygulu, daha etkileyici bir sesi, kişiliği var. Gerçi her akşam işine giderken hal hatır sormak için uğrarsın ama bu akşam Tanrı yolladı seni. İlk kez bir şeyler isteyeceğim senden. Ayşe'ye de, Müslüm'e de yardımcı olacaksın. Yanıma gelmelerinin nedeni yengem, yani anneleri. Bugün hastaneye yatırdılar. Yatırdılar ama 750 bin lira gerekli. Anlıyorsun. Beni anlıyorsun değil mi? Biz ufak tefeğimizi satarak geldik Hasan amca. Aldanmıyorsam Müslüm abimde de 95 bin liramız var. Oh, o zaman iş tamam. Ben de kötü günlerimiz için 60 bin lira biriktirmiştim. Etti 155 bin lira. Benim de 3 cumhuriyet altınım var. Bir kenarcığa atmıştım Hasan'dan gizli. 25'erden 75 bin lira da o eder. Sen ne kirli çıkısın sen. Etti 230 bin lira. Ben size Allah büyüktür gün doğmadan neler doğar dememiş miydim ha? Bunlar da ben. İşe geç kaldım. Yarın görüşürüz olur mu? Müzik aletlerinin tozları alınmamış. Loş ışıklarda belli olmuyor ama örtüler de bir hayli kirlenmiş. Değiştirin. Çiçekler de solmuş. Hepsi değişecek. Emredersiniz hanımefendi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler ablacığım. Hoş geldin. Nasılsın? Nasıl olsun bildiğin gibi. Cemil aramadı bugün. Bendeydi. Kumar oynamış sabaha karşı geldi. Akşama kadar da leş gibi yattı. Keşke hep sende kalsa. Ben de bütün gün onu bekledim. Usandım artık Şükran abla. Ne olduğumu, kim olduğumu, nerede olduğumu bilmek istiyorum. Oğlum diye onu koruyacak değilim. Ne söylesen haklısın. Bana kalırsa... Evet. Sana kalırsa? Bana kalırsa... İşimize bakalım biz. Adana'dan Selahattin Bey telefon etti. Bu akşam iyi bir misafirimiz var. Senin için geliyormuş Adana'dan. Metin'i duymuş. Güzel bir gece geçirip yarın sabah ilk uçakla Adana'ya dönecekmiş tekrar. Vallahi ne desem yalan. Kimi artist diyor kızımız için, kimisi de şarkıcı. Bazen gazetelerde fotoromanlara çıkıyor ve bazı da televizyondaki reklamlara. Öyle değil mi hanım? Bizim için önemli olan kalbi. Öğrenciydi bizim kiracımız olduğu zamanlar. Taşradan yeni gelmişti, yalnızdı. Bir odamız vardı fazladan. Katkısı olur düşüncesiyle ona kiraladık. Acılarımızı, sevinçlerimizi beraber paylaştık. Öyle değil mi bey? Öyle hanım. Sizin bu sabah gelişiniz, Alev'in 2 yıl evvelki buraya ilk gelişini hatırlattı bana. Aynen sizin gibiydi. Ürkek ve yabancı. Ama yılmadı, çalıştı. Çevresini değiştirdi. Sonra da zengin bir ailenin oğlu olan Cemil Bey'le tanıştı. Cemil ona şimdi oturduğu katı kiraladı. Dayadı, döşedi, söz kestiler. İnşallah yakında da evlenecekler. Ne güzel. Tanrı mutlu etsin. İnşallah yavrum. Gerçekten güzel olan her şeye layıktır o. Altın gibi demek az. Pırlanta gibi bir kalbe sahiptir. Bilemezsiniz.